Manzara nasıl ama? Şöyle yaklaşayım. Şu an araba burada. Ben buradayım. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 3 ya da 4 video önce Şahin'le jant lastik almaya giderken yolda bir Polo'yla denk gelmiştik, Volkswagen'le. O videoda çekim yapacağımızı az çok söylemiştik. Şu an bugün onun videosunun çekimini yapacağız. Araç sahibi de burada, araç da burada. Şöyle Sabri Reis, hoş geldin. Merhabalar. Abi hoş geldin. Merhaba. Araba bu arkadaşlar. Hem şöyle bir detaylı inceleyelim. Arabayı yaparken ortalama ne kadar gittiğini soralım. Jant lastik ne taktı, kaç jant, yanaklar, cihaz var arabada. Air yok. Bu basıklıkta bir air yok ve İzmir yollarında gelirken zaten burada bir bayağı bir şey oldu. Daha sonra dediğim gibi cihaz var, onları gösteririz. Arabayı tanıtırız, sohbet muhabbet edip bugün bir günlük vlog çıkaracağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Nerede oturuyordun Sabri Reis? Torbalı. Torbalı'dan da bizi takip eden illaki bu arabayı Torbalı'da gören olmuştur. Çünkü görünce unutmaz bir insan bence. Ben sevdim. Bana farklı bir geldi araba. Bakalım Tokyo'lara doğru çıkacağız arkadaşlar. Bu da burada. Bu bekliyor vizeyi. Bu büyük ihtimalle bu video çekildikten sonra siz izleyene kadar bu arabanın vizesi olmuş olacak. Ondan sonra da jant lastiğe geçeceğiz. Bir de videoda şunu söyleyeyim. Askerliğimi, tecrübemi bozdum. Yakın zamanda askere gideceğim. Ona göre videolar az gelecek. Bu videoların değerini anlayın. Bakalım geçelim videoya. İyi seyirler dilerim. Şimdiden kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İçini de göstereyim size. Zaten detaylı da inceleyeceğiz. Kilometre de az ha. Arkadaşlar dediğim gibi arabada air yok. Coil'i var ve cidden hakkıyla basılmış şu an. Yollarda zorluk çekiyoruz. Teyp de güzel. Oydu jant vardı değil mi? Aynen, 35 yanak mı? Önler 35, arkalar 40. Buradan. Sağdan yukarı doğru. Orta usturuğu sökük, geri kalan orijinal. Aynen. Aynen. Ama ses böyle güzel tadılıyor. Şurada tam bir çukur var. Aynen burada. Ben de tam afla araba kalkıp ki 3. viteste geliyorum burada 2-1. Bir daha düş. Soldan yokuş yukarı. Bizim o eski mekan da burasıydı motor zamanının. Şimdi 5 dakika sonra çok güzel bir yola çıkacağız. Yepyeni asfalt. Sağdan. Böyle soldan gideceğiz ama burası tek yön. Oradan da gidebilirsin, buradan da gidebilirsin. Hangisi senin için daha iyi olursa. Otobüs gelirse değişten oluyor ya, kafa kafaya denk geliyor. Bir de Reisan abi, şu Kardelen abime de duralım, içeceğimizi alalım. Kola, fıstığı. Arkadaşlar, Tokyo'dan doğru çıkıyoruz. Çıkacağımız yer daha yukarı. Orası da tam böyle şeye müsait, cihaz test yapmaya müsait bir yer ya. Hani böyle bir kere Dollo ile video çektik orada. Orası aynen öyle. Ses çok insanı böyle yanıltıyor biliyor musun şu an? O egzozun buzurlaması. Sanki bir Honda EG bir şey var gibi böyle. Hani böyle bir anda tutuyor böyle rolde. Sahibi tutuyor. Onun gibi geliyor. Bir anda yüklenip de patırdayacakmış gibi geliyor insana. Kesici falan gitmiyor. Kesiciye girse geliyor biraz.
Boş ver yani. Oldu mu insan ister istemez sokuyor arabayı, ne kadar üzmek istemese de. Olmaması daha iyi aslında. Tofaşlara da şey yapıyorlar ya, düğmeyle basıyorsun. Bilmiyorum, güzel de yani. Motora da zararlı ya. Arkadaşlar siz sesi ne kadar alıyorsunuz bilmiyorum ama çok güzel bızırdıyor şu an böyle ses. Çekmiyor ha. Esnemesi güzel ama çok esene bir de altını vuruyor işte. Hayır şey yani çok böyle sarsmıyor evet. Yani. Bilmiyorum. Güzelmiş. Koyler şu an. Koyler 8'de. Daha iniyor yani. Daha iner. 1'e kadar mı iniyor? 1'e kadar. Oh, maşallah. İniyor ama o kadar. İnmez ya. Zaten. İnmez ya. Belki. Denemek için dedik ama. Şu an ne yazdı? Jantın yarısına kadar ineriz. Keşke bütün yollar böyle olsa ya. Etrafımıza bakabileceğiz. Yoksa hep önüne, yere, şeye bakmak zorunda kalıyorum. Dümdüz karşıya. Açılacak buralarda. Burası var ya bambaşka bir şehir gibi bir şey olacak ya. Hani hastanenin üstünü çok güzel yaptılar. Tabii bizim evler de değerlendi şimdi. Burası da ilk gelince bizim de işimize denk geldi. Adını yeni şehir koyacaklarmış bunun. Kaç bu? 1.4. Evet. O birazcık kötü olmuş. Ama var değil mi bu kasanın 1.6'sı? Yok mu yoksa? Yok, biraz dizeli var, benzini var. Ha, dizeli var. Dizel de 1.5'tir. Yok, o da 1.4. O da 1.4. O birazcık... Buradan sağdan gireceğiz. O birazcık şey ya. 3 senedir şimdi yani sesi benim, falan... Ben dizel sevmiyorum ya. Ben benzinli olacak araba dediğin ya bence. Dizel eskiden güzeldi. Eskiden güzeldi. Millet dizel almak için ekstra para veriyordu. Şöyle solda tam burunda duralım reis. Ben arabayı aldığımda dizel 5 liraydı. Şimdi 25. Heh. Şimdi benzini de geçti. Ve bana göre dizelin masrafı daha fazla benzinli arabaya göre. Aynen. Çok dizelin daha fazla. Manzara nasıl ama? İşte durumun olacak böyle bir yerde ev alacak. Bir de bunun bir diğer tarafı var. Bu tarafa doğru gidiyorsun. O tarafta Karşıyaka mavi şehir. Bütün tarafını görüyor. Yani bu iki dağın arasında gibi ya şu an. O en sağdaki evler o Karşıyaka Bostan İncir Altı'nın falan direkt böyle karşına kalıyor. Ben buraya daha yeni geliyorum ya. Burası tam pizlik aslında da. Ben eskiden Bozcaka'da oturuyordum. Bozcaka'da güzel ya. Orası da güzel. Ama şimdi hep böyle insan bir doğup büyüdü. Geldik. İşte az çok şimdi arabayı tanıtacağım arkadaşlar. Jantları bir daha söyleyebilir misin ebatları? Jantlar 17 inç. Yani lastikler önler 180.
arada 195 40-17. 40-17. Önler sürttüğü için değiştirmek zorunda kaldım. Mesela daha da aşağısı 30 yanak artık mantıklı bir şey değil, bu bile ince yani. Yeterin yeteri yani bence. Evet. Şu güzel Türkiye'min, güzel İzmir'imin yollarında. Jant seçimi de güzel aslında. Evet. Jantlar Ankara'dan geldi. Yani bir 7 ay falan olmuştur, 8 ay. Ya işte herkes araba topluyor da böyle zevklerin ve renklerin tam buluşması, bilmiyorum. Mesela şu ufak detay bile bir arabaya bir can alıcılık, gözlük katıyor yani. Evet. İçini göstereceğim arkadaşlar detaylı. O aynalar da elektrikli. Aynalar elektrikli değil mi? Yani elimle oynatıyorum. Sağ taraftan gelen biraz aşağı basıyorum. O aşağı basıyor. Yukarı kayıyor. Yukarı basıyorum. Aşağı basıyor. Arıyorlar. Korna. Korna konta çevir. Pink var. İki takım. O videoda ritim yapıyorduk. Bas, ben önden çekeyim. Farları da açsana bak arkadaşlar. 3 renk far var. Şu an videoda tabii, bir dakika. Şu parlaklığı indireyim. Mavi. Çakar yaptı. Çakar da var. Allah Allah. Limon sarısı. Mavi. Sarı çakar. Mavi ve beyaz çakar yapıyor mu? Öyle yok. Bir sarı çakar var. Bir tek sarı çakar mı yapıyor? Olsun ya, yeter. Daha ne olsun, adamlar düşünmüş o kadar. Ben açıyorum tek kademe. Cihazı gösterelim. Mesela IAS'te şey de saçma geliyor bana. Bagajın içeriden açılması. Bir şey olsa yani dışarıdan. Niye onu öyle yaptılar bilmiyorum. Çok garip geliyor bana. Böyle söylüyor. Ekstra bir akü var. Evet. Arka taraf. 3 amfi var. 3 amfi. Dönüyor, döndüreyim mi? Böyle şey, koltuklar yatırmak lazım. Hem amfileri de göstermiş oluruz. Q-Line. Oh, en sevdiğim. Bu şekilde dönüyor. Fuarlarda falan bu şekilde. Yeter. Şey yani, bana bazen çok saçma geliyor. Evet, fuarlar için güzel ama arka camı iptal edip cihaz koyanı ben gördüm. Çok bilmiyorum, bana mantıklı değil ya. Bence olması gereken öyle bir şey değil. Şu an cihazın kaç parası var ortalama? 50 yakın vardır. Şu an bakarsan 50 vardır yani. Hesaplasın. Kapılarda da var aynı şekilde, iki takım H var. 16 santim. Kapılardakiler orijinal yerinde değil mi ama? Cihaz arkadaşlar, açacağım size de bunu artık ya Instagram'a atarız ya videoya ekleyebilir miyim bilmiyorum. Cinleteceğim size cihaz ama bu telif olayından dolayı biraz sıkıntılıyız. Şey, dinamoyu yükseltti mi peki? Yok, orijen. Kaldırıyor mu? Destekliyor. Allah Allah. Birkaç kişi ekstra koyduğunda desteklememişti de ben dinamoda mı değişecek? Ben bir sıkıntı yaşamadım yani açıkçası. Ya da belki de dinamoyu senin. Tofaşlarda öyle yani. Bizim iki sefer arkadaşım başına denk geldi. Ekstra akü koydu. Bu sefer dinamo desteklemedi. Şarj etmedi ikinci aküyü. Aynen. Dinamo yükseldi. Öyle olunca düzelmişti. Bu arkada neler var? Vibe. Şey, tizler niye power basın tizi? Onlar benim eski aracımdan kalma. Ben de değiştirmedim. Memnunum. İki takım var değil mi? Bir takım burada, bir takım öyle, önde. Aynen. Güzel ya. İşte cihaz yapacaksanız bagajınızdan vazgeçeceksiniz. Maalesef. Mesela köye gideceğiniz zaman aynı şekilde eşya hep arka koltukta. Değil bagaj mi? Yok yani. Bir de biraz kalabalık bir aile olduğunu düşünürsen, bir aileyle bir şeyle gideceğini, bitti. Bitti, iş bu kadar. Bazı yaralar güzel sözlerle tedavi edilmez.
Ne zamandır sende reis bu araba? Mart ayından beri bende, geçen sene. Orijinal komple aldım da. İşte ufak tefek dokunuşlarla bu hale getirdim. Başka mesela yani başını ağrıtan veya tereddütte kaldığın, işte jant bu mu olsun şu mu, arada kaldığın bir jant vesaire bir şey var mıydı modelle ilgili? Mercedes jantı vardı bir tane. O da aynı Ankara'dan, alacağım yerden. Yani şimdi bir de jant alırken baktım hani kimde, yani herkesin taktığı standart bir jant olmasın diye. Yani zaten bu, ben bu kasayı böyle hani dolduran bir Tofaş kadar göremiyorsunuz arkadaşlar. Yani az var bildiğim kadarıyla. Kaç tane var? Bir vardır herhalde en fazla bir 30. Yani. Maksimum 30-40'tır yani. Yüzü geçmez, imkansız yani yüzü geçmesi. Farklı bir kasa. Bence modifiye edecek arabalar segmentinde yani. Şu an çok tatlı duruyor araba. Bilmiyorum, siz herkesin zevki bir değil tabii ama şöyle baktığında sanki Kaliforniya. Yurt dışı Almanya. Coil MT Coil dedin. Coil'den memnunsun. Güzel, konforlu. Ben sadece sondan amortisörleri kısalttım. O da hani biraz daha... Daha fazla basayım diye. Aynen. Şimdi şey çıkarmışlar. Kim çıkardı bilmiyorum. Arkaya da coil çıkarmışlar. Arkaya coil... Var ya, vardı da daha önceden bu kadar şeyde değildi. Şu an arkaya da coil takanlar varmış. Bilmiyorum acaba... Yakınlaştı, evet. Şey mi? Konforlu mu? İyi mi? Kötü mü? Arkadaşlar, denemek lazım aslında. Arkaya da coil güzel oluyor. Düşsene mesela şu an bunu... Arkayı daha oynayıp kaldırabildiğini. Evet. Güzel olur. Bence olur. Vizeden geçti mi hiç coil'le? Valla eski araçlarımda geçtim de bu arabaya daha vize girmedim. Ne zaman bitiyor? Eylül'de. Oh, daha var yine. Toplam ortalama cihazsız ne kadar gitmiştir? Yani... Ortalama fiyatlar. Çünkü senin yaptığın zamandaki, şu hangi zaman aldığın parça biridir. Aldığın jant lastiği kaç ay önce almışsın da şeydir. Hani bu ortalama bir şey. 20 değil mi? Aynen. Cihazda toplam desek, cihazı kaç diyeceğiz? Cihazda şu an yapsan atıyorum 50. Yani. Tabii. Madem 35-40 desen işte aşağı yukarı. İkinci el alsan sağdan soldan. Doğru. Temiz. Yani. Hani aslında bakıldığında genel olarak bu araba için söylemiyorum. Çok fazla bir modifi yok ama. Aynen. Bir paraya bakıldığında. Çok deli paralar gidiyor. Benim Şahin'in parası burada şu an. Ve benim aldığım paraya burada şu an. Seçenekler. Segment yükselecek, modifiye de yükseliyor çünkü. Evet, tabii. Şahin'le elimleri harcasan Şahin tamam. Ama bu arabayı elimle harcasan hani insan daha da fazlasını istiyor bir süreden sonra. Göz alıştıktan sonra. Bilmiyorum da aynalar çok hoşuma gitti benim ya. Aynalar çok kibar duruyor, tatlı duruyor. Arkadaşlar sizin de sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazın. Ya başka bir videoda denk geldiğimizde yanıtlarız ya da yorumlarda yanıtlarız. Araç sahibi zaten açıklama ekleyeceğim. Belki de ona sormak istediğim soruları vardır. Ya da bu kasa olan, arabası olan biri vardır. Bir sorunu vardır, bir şey vardır. Çözebiliriz. Yardımcı olur musun? Ah, sunroof olaymış ya. Tek eksik. İşte sunroof olunca da bu sefer şey diyorsun. Keşke eğri olsaymış. Hep böyle gidiyor yani. Bunun aslında modifiyenin de bir sonu yok. Hele cihazın hiç sonu yok. Cihazı bulaştı mı bittin yani, hiç ben durduramam kendimi herhalde büyük ihtimalle. Evde de bir takım duruyor bak, 20 santim sıfırda aldım, hiç kullanmadım. Ondan nereye koyacağız diye bekliyorsun. Şey yapsan kapılara. 16 var zaten, ön altı kapılar. Hayır, o 16'ya çıkarıp kapılara da mı wipe? Ama nasıl olacak ki? Ona yeni bir döşeme. Döşeme hani bir de şey, alan dar. Şimdi bu kapanınca buraya gelecek. Olmayacak, bir tek orası müsait. Bozmamak daha mantıklı aslında. Aynısını. Ama nereye koyacaksın? Aynısını ben de söyledim sen dediğin. Yani 16'ya direklerini oraya koysak, buraya birini şey koyarız. 20'leri kapıya, kapının döşemesini. Tamam. Kapılardaki 16'yı da direklere. Ha. O öndeki tizlerle beraber direklere. Başka şeyler çok güzel ya. Ford Transit'leri yapıyorlar ya, direkt kafanın arkasına. O bir garip oluyor. Ses direkt dışarıda. Ne kadar kıl olduğunu size şuradan anlatacağım. Başka bir şey söylemeyeceğim. Az çok anladınız beni arkadaşlar. Bu kokular bile şimdi deli para ya. Deli para ya. Ben bilmiyorum. Ben vermem. Ben Arion'a bilmiyorum, vermem yani. Onun yerine otomatik bir koku alırım herhalde. Arabanın bir yerine sabitlerim.
Onu şey yaparım. Ha görüntüsü güzel yani, mi güzel? Güzel kokuyor. Ya ben görünüş olarak Arion nasıl bunları daha çok seviyorum. Hani dekor amaçlı. Dekor amaçlı bunlar bana daha şey geliyor. Arion bilmiyorum, herkes aynı yazıyor. Şu an tüm arabacı piyasasında var. Evet. Bir de dünya para baba, ben bilmiyorum ya. Böyle geçsen de olur ha. Arka panzot dönük ya. Yani ışıklı bir kapak yapsak böyle gece falan daha tatlı olur yani. Cam filmi ben zaten sevmiyorum. Sevmiyor mu? Neden? Sevmiyorum. Bilmiyorum ya, arabanın içi de görünmesi lazım. Değil mi? Yani çünkü içine de... İçi dışı bir olması yani lazım. Kemerleri de değiştirme, acaba kırmızı yapmışsın falan. Bu ne burada? O aldığından beri öyle valla, hiç daha yaptırmadım. Çekidemir mi? Evet, çekidemir. O dikkatimi çekti şimdi. Evet. Bir de bu amberler olmaz ya, bizden amber verelim sana. Bunlar az yanıyor gibi. Su aldığı gibi... Su aldığı için değiştirmedim. Arkadaşlar şöyle egzozun bızıllamasını sevi dinleteyim. Bence çok güzel. Bence tam ayarında. Her şey olması gerektiği gibi. Ama ses nedense bana dizele şeyi veriyor böyle. Dizel sesi gibi veriyor sanki. Yani birazcık. Biraz boğuk geliyor. Bunda da bana nedense o bızıllama ona benzedi biraz. Ya da böyle bir Honda'nın. Honda'ları andırıyor. Andırıyor. Dizellerde biraz tok evet. Geliyor ses. Bence kitap gibi ya. Yeter. Daha ne yapacağım? Var mı peki aklında bir proje, herhangi bir şey? Ya jant değiştireceğim, ya işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, bu olabilir, şöyle olabilir. Satmazsam bir şey olmazsa eğir düşünüyorum. Yani şu an bir çizgi var. Evet arkadaşlar, kapılarla çözemediğim bir vakum sistemim var. Önü aydı mı? Önde yok. Yeter. Arka taraf şunu. Bence güzel bir araç. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. Yazın yoruma. Aslında bir aile arabası gibi de duruyor yani. Birazcık. Kutu gibi duruyor. Kutu gibi ya. Al bin. Al bin. Beni gezdir diyor yani. Biz piyasa yapalım arabası. Çevremde sorun yaşamayacak. Keko gözüyle bakılmayacak. Aynen. Peki segment ne kadar? Piyasası ne kadar? Bence o segmentteki arabalara göre güzel. Tek bana göre eksi yanı 1.4 olması. Başka hiçbir eksi yanı yok bence. Evet. O da çok böyle gazlamayı, çok şey yapmayı seven bir adam değilse zorlayacağını, böyle bozuntuya vereceğini sanmıyorum ya. Her türlü seni yani götürür, edirir. Sorun yaratmaz diye düşünüyorum. Yolda bırakmaz. İdeal araba ya. Az yakar. Biraz öyle düşünmek evet. Lazım. Ülkemizin ekonomi şartlarını yerine getirterek. Az yakar. Konforu da yani. Konfor da var. Ses çok güzel. He. Ama böyle içeride böyle bir gemi var ama geminin rölantide çalışma sistemi gibi böyle. Fokur 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 fokur. Fenlerde diyelim yok ama stoplar var. Artık fenlerde. Peki bir şey diyeceğim. Bu stopların farklı bir seçeneği var mı? Var. Bunun bir üst kasası var. Böyle yuvarlak oluyor. İçi kromlu gibi. Heh. Bir onlar var. Yani onu da takmayı düşündüm aslında da. Sanki böyle arkada bir stop değişikliği, bir can alır gibi duruyor. Kamber falan düşündüm hiç arkaya. Yok, arkaya değil de öne düşündüm sürtmesin diye. O da işte dönerken ederken sürtmesin diye, değil mi? Arkalar kilitli. Atmosfer sürtmesin diye. Ön jantlarımın içine aldırdım. Her şekilde. İşte arkadaşlar. Böyle bir arabası olan varsa bunlar örnek alabilir bence şu an. Ben çok sevdim ya. O gün zaten ondan böyle aynadan gördüm ben ilk başta arabayı.
Ben de şeye sorayım, yanındaki Mert var ya bizim. Tanıyor musun? Ona da soruyorum. Acaba dedim sen mi tanıyorsun hani, ondan mı korona basıyorlar? Yok dedi şeyden. Ondan sonra konuşunca anlaştık. Arkadaşlar giderken aşağı. Şimdi bu araba ufak bir reels çekelim burada. Instagram'a da post atalım. Heh, bir de cihazı. Onu da büyük ihtimalle Instagram açacağım. Instagram'dan takip edenler kişiyi oradan görebilir. Videoyu izleyebilir. Ben cihazı merak ediyorum. Merak etmiyor değilim. O zaman görüşmek üzere. Arkadaşlar cihaz testi yapacağım ama video koyup koymayacağıma emin değilim. O yüzden deneyeceğiz. Yer şurası. Diğer abi orada. Bilmiyorum, ben arabayı çok beğendim arkadaşlar. Maşallah kadası belası tabii ki de. Zevkler ve renkler, yani zevklerimiz uyuşuyor. Jant seçimi vesaire çok güzel. Gidiyor. Cihaz da sağlam. Manzara zaten. Bakalım cihazı açtığında ayarlayacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. YouTube'da telif olayı dediğim gibi. Bu müziği sizi dinleteceğim, duyuracağım ama benim burada sürekli konuşmam gerekiyor. Çünkü YouTube müziğin telif olduğunu algılamaması için. Şu an açtılar mesela. Ben burada konuşmak zorundayım, yoksa müziği algılayıp telif yiyecek video. Ondan böyle bir şey yapmak zorundayız. Şu an güzel geliyor bence ses. Şöyle uzaklığı da gösterelim. Bence yeter, ideal bir ses yani. Bakalım. Bir bas falan vursun. Şu an tatlı geliyor, net geliyor. Hani yüksekten çok ben netliğe önem veren bir insanım. Yüksek sesi herkes bulabiliyor ama netliği zor. Şu an kıstı sesi sanki. Geldi. Yeter ya. Şu an her yer dinliyor tabi. Bence güzel bir cihaz. Sizin yorumlarınızı yorum yazın. Tabi bunu içeride de dinlemek ayrı bir şey. Şu an bagaj açık ama bir de öyle düşünün. Çünkü şöyle bir yakınlaştırayım bir de. Şöyle yakınlaşayım. Şu an araba burada. Ben buradayım. Bence bayağı iyi. Olmasından bir tık daha iyi. Güzel ya. Yeterli bir cihaz. Bir de başka bir şarkı açtırayım, durun. Arkadaşlar Türkçe bir şarkı açtırdım. Daha net duyalım diye. Şu an. Güzel ya, net. Siz tabii ne kadar duyuyorsunuz, benim iPhone'un desteklediği şeye kadar duyabilirsiniz ama şu an güzel geliyor yani cihaz. Ben burada size net olarak söyleyeyim. Evet, bakayım. Şu an burası. Güzel güzel. Şu an net geliyor. Sadece tabii ki bu kadar cihaza uzaklık testinde bas biraz az geliyor. O da normal. Çok uzak çünkü. Basın vuruşunu vesairesini duyamıyoruz. Ama güzel. İçeride nasıl? İçeride de işte daha farklı olur ama bence bozmaz. Bu alanda bozmuyorsa içeride de bozmaz yani büyük ihtimalle. Cihaz benim çok önemli bir şey. O yüzden böyle uzak test yapıyorum. Ve az bir para harcamamış. 3 amfi, 1 akü. Vibe'lar, tizler. Yeter, ideal bir şey bence. Bakalım eve doğru giderken açacağım video şimdi. Onlar da bak yakınlaştırayım. Daha buradalar. Yeter daha atar ya, daha ne olsun. Bir de kornasını duyalım şöyle uzaktan. Bir korna ritim yapacak bana az sonra. Şu an araba burada. Süzüle süzüle geliyor. Ritmi de güzel tutuyor. Ses de güzel. Kornanın sesi de güzel. Pink varmış arkadaşlar iki takım. Güzel. Ben pinkçi değilim. Nedense beni tam tatmin etmiyor. Bak egzozun vızıldamasını da ayırıyorsunuz şu an. Hop, mıcırlıyor da geldi, yavaşladı.
Tam böyle bir tek açacakmış gibi bir ses veriyor insan yani böyle bızzzzz yapacakmış gibi geliyor ama araba 1.4 ve sadece tek sürücü sökülü. Egzoz falan yok arabada yani. Bence tam olması gerektiği gibi her şey ya, bilmiyorum. Ben çok sevdim arabayı maşallah tekrardan. Bu kamyon hava kaçırıyor galiba. Pıstıyor. Ha, içinde biri varmış lan. Şimdi kız içeride telif yeme olasılığı daha yüksek. Maşallah ya, cihaz güzel geliyor. Şeyde sesi daha iyi algıladım. Türkçe açtın ya. Aynen. Onda ses daha hani şey geldi. Hop. Daşlar da yiyor. Konular kaç para? Konuları bir yer almıştım. Dördünü. Takımını. Takımını. İki takım mı, kimler? İşte şey. Rolesi var, şey var. Aynen. Yani bir iki kaygılmıştır. Yani şu an bir kona bile bağlatmak istiyorsanız. Şu an bile bunlar önceki fiyatlar. Önceki. Şu an daha yüksek an diye tahmin ediyorum. Evet. 1.5 falan galiba. 1.5 mu? Devir geçtikten sonra ötmüyor değil mi? Yok. 4'e kadar ötüyor. Evet, 4'e kadar. O da güzel. Bir benzinde patırlaması oluyor. Gazda o kadar olmuyor. Hadi ya. Benzinde gerek yok. Evet, şu an yaptığım mesele. Tatlı bir şey. Çok ağırmış abi. Bence olması gereken şu ülkemizin cezasal trafiksel konularda. Hani buna da laf yaparlar evet ama en azından birazcık daha az. Ben video koyacağım o YouTube videosunu, ayarladım şey müziği. Biri her çekip kaçalım bence. Fuistu var. Evet arkadaşlar, eve geldik. Bu arada bunun videosu bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arabayla ilgili merak ettiniz. Sorular vesaireler varsa sahibini açıklama kısmına bırakacağım Instagram hesabını. Orada ulaşıp sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like bulmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arabam Dacia. Bunu da babam almış arkadaşlar yine. BKM. Yolda görürsünüz, önüne atlayın.